Tap katta bu ya da bunun gibi geriye doğru zamanlayıcı nasıl yapılır? Videomu zaman çizelgesine bıraktıktan sonra yukarıdan text bölümüne girip buradan bir tane text ekliyorum. Daha sonra bu eklediğim text'i bir saniye olacak şekilde buradan tutup sola doğru kısaltıyorum. Bunu şuradan da görebilirsiniz. Buradan tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi oradan takip edebilirsiniz. Daha sonra text'lerim aktifken yukarıdan gelip İlk sayımı yazıyorum 10'dan geriye doğru başlayacak bunu yazdım sonrasında hemen alttan fontumu belirliyorum fontumu da ayarladıktan sonra bu oluşturduğum text'i 10'dan 1'e kadar kopyalayacağım Text'imi sonuna getiriyorum bu gördüğünüz çizgiyi text'imi kopyaladım CTRL-C ile buraya getirdim yapıştırdım bu şekilde bundan 9'dan daha kopyalayacağım Kopyalama işlemini tamamladım. Şimdi hepsine teker teker rakamlarını değiştireceğim. Buna 9, bir sonrakine 8 bu şekilde 1'e kadar devam edeceğim. Evet. 10'dan 1'e kadar teker teker hepsini oluşturdum. Sonrasında bu text dosyalarımı hepsini seçip sağ tıklayıp grup diyorum. Bunlara bir tane animasyon ekleyeceğiz. Bunu da yukarıdan animation kısmından mini zoom bunu uygulayacağız. Bu şekilde yanıp sönecek. Sonrasında yine yukarıdan text bölümüne gelip bir tane daha text ekliyorum. Bunu sayılarımı sonuna kadar uzatıyorum. Ve buna da sadece bir tane büyük O harfi yazacağım. Bunu da köşeden tutup şu şekilde ayarlayacağım. Bu şekilde ortaladım. Buna da bir tane efekt uygulayacağız. Bu efektimiz de Clock Wipe. Bu şekilde. Uyguladığımız bu Clock Wipe efektini de buradan aşağıdan zamanını 10 saniye olacak şekilde ayarlayacağım. Daha sonra bunu sağ tıklayıp Create Component Clip diyeceğim. Yine bu seçilirken de şu yukarıdan terse oynatma. Bunu seçeceğim. Son olarak da hem üstteki hem de alttaki text layer'larımı seçip sağ tıklayıp tekrar Create Component Clip diyeceğim. Artık geriye doğru zamanlayıcımı bu şekilde istediğim yere tutup yerleştirebilirim. Ve gördüğünüz gibi zamanlayıcımız hazır. Şimdi gelelim ikinci yöntemimize. Bu alttaki text değerlerini silmeyeceğim. Bunlar aynı şekilde duracak. Bu sefer bir tane sticker kullanacağız. Yukarıdan sticker'lara gelip buradan harem yerine countdown yazarsanız şu ilk sticker'ımı buraya ekliyorum. Bunu sağa doğru text layer'ların boyunca uzatıyorum ve bunun sağ taraftan boyunu bu şekilde ayarlıyorum. Boyutunu ayarladıktan sonra buna sağ tıklayıp Create Compound Clip diyorum. Buna bir tane Mask uygulayacağız. Bu klibim seçiliyken sağdan yukarıdan Mask bölümünden Circle olan maskeye tıklıyorum. Daha sonra bunun boyutunu şu şekilde ayarlayacağım. Sonrasında Hemen bu yukarıda terse çevirme var maskeyi. Bu butona bir kere tıklıyorum ve bunu terse çevirdik bir şekilde buraya maskemi değerliyorum. Bunu da oynatırsam bu şekilde gördüğünüz gibi geriye doğru sayacaktır. Burada gördüğünüz mavi ve yeşil renk sürekli değişiyor. Bunu 10 saniye boyunca tamamlanmasını sağlayacağız. Şöyle bir tur atacak şekilde bunu ayarlıyorum ve buradan bunu böleceğim. Sonrasında üstteki klibimi yavaşlatacağım. Tam bu 10 saniyeye ayarlanacak şekilde. Yukarıdan spite geliyorum. Bunun hızını buradan ayarlıyorum. Bu şekilde ayarladım. Şimdi tekrar oynatalım. Son hali de bu şekilde olacak. Sonrasında yine bu klibimle alttaki text değerlerini seçip Create Compound Clip diyorum ve bunu da yine istediğim yere bu şekilde konumlandırıp tekrar oynatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.